El Meclisi Biharul Envar'da der ki, Ebu Bekir ve Ömer kafir olduğunu, onlara lanet etmenin sevabını ve onlardan uzak olmanın sevabını gösteren haberler veya bundan başka ciltlerde zikrettiklerimizden daha fazladır. Allah'ın sırat-ı müstakime iletmeyi dilediği kimseler için bu kadarı yeter. Biharul Envar 30'a 330 demiştir ki, yani Hazreti Ebu Bekir ve Ömer'in kafir olduğu, onların lanetlenmeye müstahak olduklarını, onlara lanetleyen insana sevap ve ecir geleceğini ve buna benzeyen rivayet ettiği rivayetlerin çok çok üstünde Şia'nın kaynaklarında sahabeyi söven, sahabeyi kötüleyen, sünnete düşmanlık eden bir düşünce anlayışının olduğunu söylüyor. Bu isim ve numaralarını verdiğimiz Farsça veya Arapça olan metinleri bulup insanlar kendileri de bakabilirler. Yalnız Şia'nın şöyle bir stratejisi var kardeşlerim. Türkçe'ye tercüme edip bizi şiileştirmek için kullandıkları bütün eserlerden bunları çıkarmış. Özellikle Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in inanç esaslarını göz önüne getirerek onunla çelişen, onunla zıt olan, bizim nezdimizde fısk olan, fasıklık veya bid'at, hurafe, sapkınlık olan şeyleri özellikle çıkarmış. Hatta ben daha önce de dedim ki Hazreti Ali'nin 20 CD'lik İmam Ali filminin bile 14 CD'ye düşüren gene Şia'dır. Çünkü 14 CD, bak 20 CD'nin 6 CD'sinde o kadar çok sahabe kötülenip aşağılanmış ki biz bilmeyelim ve görmeyelim diye 14'te düşürmüş. O 14'ün içerisinde bile aşere-i mübeşere olan sahabeleri böyle çok kötü şekilde gösteriyor. Her birini kimisini kafadan kuntak, kimi paraperest, münafık gibi göstermeye özen göstermiş ama üstü kapalı bir oyunla. Hatta El Meclisi Biharul Envar'da şunu da söyler. Ebu Bekir, Ömer ve Osman ve Muaviye ateşten putlar içindedirler, tabutlar içindedirler. Bundan Allah'a sığınırız demiştir Biharul Envar 30'a 236 kardeşlerim. Yani diyor ki Hazreti Ebu Bekir, Ömer ve Osman ve Hazreti Muaviye şu anda ateşten tabutlar içerisinde çok şiddetli bir azaba maruz kalıyor. Çünkü onlar cipti, tağuttu, kafirdi, müşrikti. Onlar velayeti Ali kabul etmediler. Ondan dolayı kafirdiler. Onların gördüğü azaptan Allah'a sığınırız diyor. Biharul Envar dediğimiz o Şia'nın en müteber kitaplarında birinde böyle geçiyor. El Meraşi'nin İlhakul Hak adlı kitabında geçtiğine göre o şöyle demiştir. Allah'ım Muhammed'e ve Muhammed'in ailesine salat ve selam et. Kureyş'in iki putu, iki cipti, iki tağudu ve onların kızlarına da lanet et. Hatta İhkakul Hak'ta birinci ciltte 337'de ve meclisinin de ve diğerlerinin de buna alakalı rivayetleri var. O kadar ağır bir beddua lanet var ki kardeşler 2-3 sayfalıktır. Siz okusanız şok olacaksınız. O kadar lanet ediyorlar sahabeye. Hazreti Ebu Bekir ve Ömer, Hazreti Ayşe ve Hafza'ya o kadar ağır hitaplarda, o kadar çirkin hakaretlerde bulunuyorlar. Okusanız şaşacaksınız, şoka gireceksiniz. O kadar çirkin söylemlerde bulunuyorlar. Ve biz bunlara kardeş demeye çalışıyoruz, dedirtmeye çalışıyorlar. Biz bunların sapık ve sapkın olduğunu söyleyince, bunların sahabe hakkında bu kadar çirkin söylemlerde bulunduklarını söyleyince de birileri bizi Amerikan sunisi göstermeye çalışıyor. Ajan, hain, işte geri kafalı, ne derse desinler önemli değil. Hatta iftira, komplo, kumpas boyutunu zaten ben hiç konuşmak istemiyorum. Yani neler neler çeviriyorlar. Ama Allah'ın izni ve inayetiyle eli sonunda yenilecek olanlar batıldır. Hak her zaman galiptir. Allah-u Teala'nın dinine sarılanlar, onun yolunda gidenler mutlak galip. Allah'ın dinine ve şeriatına ihanet edenler, ehli sünnetin temellerine fitne sokanlar da mutlak mağlup ve mankurtlar, çürümüş cesetlerdir. Başka hiçbir şey değildir. Çünkü sonuçta kokuşacaklardır ve bir günde ölüp Allah-u Teala'ya da çok ağır hesap verecekler. Çünkü İslam'a ihanetin en büyük belirtilerinden biri Amerikan uşaklığı, İngiliz uşaklığı, İsrail uşaklığı, aynı keza Çin Rus uşaklığı, Suudi Amerikan uşaklığı ve şeytan İran uşaklığı. Hepsi birer İslam'a ihanet usulüdür, başka bir şey değildir. Kureyş'in iki putu ve kızları sözleriyle Ebu Bekir, Ömer, Ayşe ve Hafza radiyallahu anhuma kast edilmektedirler. El Meclisi El Akaid adlı risalesinde şöyle diyor. İmamiye dininin gereklerinden bazıları da mutay helal bilmek, temettü hacı 3 kişiden Ebu Bekir, Ömer ve Osman'dan uzak olmak, Muaviye, Yezid bin Muaviye ve müminlerin emiri Ali'ye karşı savaşan herkesten teberri edip uzak durmaktır demiştir. El Meclisi Risaletul Akaid sayfa 58'de kardeşlerim. Bir de şöyle bir